Aspor ekranlarından mutlu günler değerli izleyenler. Türkiye'nin kupası, Zira Türkiye Kupası'nda bu akşam ilk finalist ATV ekranlarında belli olacak. Beşiktaş ve MK Ankara Gücü 0-0'ın rövanşında İstanbul'da Dolmabahçe'de Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya gelecekler. Bizler de gün boyu bu ekranlarda Beşiktaş MK Ankara Gücü maçı için tüm detayları aktarmaya elbette devam edeceğiz. Çok kıymetli iki isimle beraberiz. Aspor'un iki değerli yorumcusu Taner Karaman ve Ogün Şahinoğlu bizlerle beraber. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler. Mükemmel bir hava var İstanbul'da bugün. Zeminde. Futbol için harika bir hava gerçekten de. Zemin de çok güzel görünüyor Taner'in dediği gibi. Son bir hafta 10 günün herhalde en güzel havasına denk gelmiş olabiliriz. Kesinlikle öyle. Biz uzun uzun konuşacağız Beşiktaş-Ankara Gücü mücadelesini ama öncesinde bağlantı noktalarımız hazırmış. İki ekip arkadaşı Engin Can Çadık ve Beytül İsaoğlu birazdan iki takımdan notlar aktaracaklar. Ben ilk olarak Beşiktaş Ümraniye Nevzat Demir testlerinde Engin Can Çadık bizi bekliyor. Ben hemen sözü Engin Can'a bırakayım. Furkan Yıldız, teşekkürler. Ümraniye Nevzat Demir testlerinden tekrardan selamlar. İyi yayınlar dilerim. Dün son taktik antrenmanını gerçekleştirmişti Beşiktaş kafilesi. Son taktik antrenmanının ardından da her mücadele öncesi olduğu gibi mücadele öncesi de kampa girdiğini ifade edelim. Aslında sakatlar ve özel izinli oyuncular var Beşiktaş'ta. Kimdi onlar? Hemen dilersen onları tekrardan zikredelim. Tayfur Bingöl, Bahtiyar Zaynettinov ve Ante Rebic'in sakatlığından ötürü bugünkü mücadelede forma giyemeyecekler. Ama şuna bir parantez açmak gerekirse Tayfur Bingöl yaklaşık yarım saat 45 dakika önce Ümraniye Nevzat Demir testlerinden kendi şahsi aracıyla ayrıldı. Ayrılmadan önce takım arkadaşlarına destekte bulundu ve Nevzat Demir testlerinden de ayrıldığını ifade edelim. Bir parantez açacak olursak da Amartey'i açalım. Amartey'in abisi vefatından dolayı ülkesine gitmişti ve özel izinli olduğu için de bugünkü maç kadrosu da olmayacağını da ifade edelim. Diğer taraftan Gedson Fernandes ve Colli hafta boyunca tek antrenmana çıkmıştı ve özel şunu da ifade edelim. Hafta boyunca tek antrenmana çıkmıştı Gedson Fernandes ve Colli. Teknik ekiple bugünkü maça, bugünkü mücadelede forma giymek istediğini ifade etmişti ve teknik ekip maç saatinde de buna karar verecek. Gedson Fernandes ve Colli'nin oynayıp oynamayacağını. Aslında geçtiğimiz günlerde Feyyaz Uçar da bir açıklama yapmıştı. Beşiktaş bu sezon lige erken havlu attı. Avrupa'ya erken havlu attı. Feyyaz Uçar'ın şöyle bir açıklaması vardı. Oyunumuzda oynayacağımız salı günkü MK Ankara Gücü maçı var. Zira Türkiye Kupası bizim için çok değerli. Taraftarımıza sezonu kupasız kapatmak istemiyoruz ve Zira Türkiye Kupası taraftarımıza armağan etmek istiyoruz ifadelerini kullanmıştı. Bunun yanı sıra yaklaşık 2 saat önce Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Serdar Topraktepe ve Samet Aybaba futbolcularla bir görüşme gerçekleştirdi. Bir toplantı gerçekleştirdi ve Hasan Arat toplantıda şu ifadelerini kullandığını aktaralım dilerseniz. Bizim için önemli maç, taraftarımız için önemli maç, taraftara bu sezon kupayı armağan etmek istiyoruz ifadelerini kullanmıştı. Peki Beşiktaş bugün nasıl bir ilk 11 ile çıkacak? Muhtemel 11'i paylaşalım dilersen. Kalede Mert, savunmanın sağında Svensson, sol tarafında Emrecan Terzi, stoper ikilisi Worrell ve Necip, önlerinde Gedson ve El Musaati, orta alanda sağ tarafta Gezal, sol tarafta Raşisa, 10 numara bölgesinde Ernst Muçi, forvette ise Semih'in oynamasını bekliyoruz. Tesis çevresindeki atmosferden de bahsedecek olursak, tabii ki de hafta içi olması ve mesai saati olması sebebiyle de şu an için bir taraftar yoğunluğunun yaşanmadığını ifade edelim. Biz saat 18.30'da da Aspor ekranlarında kameraman arkadaşım Mehmet Tekin'le beraber Beşiktaş takım otobüsünün Nevzat Demir tesislerinden Tüpraş Stadyumu'na doğru hareket edeceği görüntüleri de aktaracağımızı söyleyelim. Biz gelişmeler oldukça buradaki gelişmeleri aktarmaya devam edeceğimi söyleyip sözü tekrardan size bırakalım. Engin Can'a çok teşekkür edelim. Beşiktaş'ın detaylarını bizimle paylaştı. Şimdi konuk ekip Ankara Gücü'nün kamp yaptığı noktaya gidelim ve ekip arkadaşımız Betül İsa'nın sözü bırakalım. Merhaba, iyi yayınlar Furkan Yıldız. Zira Türkiye Kupası yarı final rövanşında bu akşam Beşiktaş MK Ankara Gücü'nü konuk edecek. Mücadele saat 20.30'da başlayacak. Biz de kameraman arkadaşım Erdal Balcı ile birlikte Beşiktaş Etiler'deyiz ve Ankara Gücü'nün kamp yaptığı otelin önündeyiz şu anda. Yaklaşık saat 18.30 civarında otobüsün buradan çıkmasını bekliyoruz. Tüpraş Stadyumu'na doğru yola çıkacak buradan. Takım otobüsü maç saatine yakın buradan çıkacak. Ankara Gücü'ndeki eksik oyunculardan bahsedecek olursak iki eksik oyuncu bulunuyor Ankara Gücü'nde. Sakatlıkları
kadroları bulunan Morut San ve Alper Ulusoy Beşiktaş mücadelesinde forma giyemeyecek. Ankara gücünde cezalı oyuncu ise bulunmuyor. Yarı final ilk maçının 83. dakikasında sakatlanmıştı Morut San ve maça devam edememişti. Aşil tendonunun yırtıldığı, koptuğu açıklandı ve en az 7-8 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Ankara gücünün Türkiye Kupası hikayesine baktığımızda ise önceki turlarda Malatya Arguvan Spor, İskenderun Spor, Çaykur Rize Spor, Anagolt 24, Erzincan Spor ve Fenerbahçe'yi elemeyi başardı. MKE Ankara gücü kendi sahasında ve bu sezon kupada ilk kez deplasman maçına çıkacak Beşiktaş karşısında Ankara gücü. Tabii ki sahaya kazanmak için çıkacak. Yaklaşık 43 yıl aranın ardından kupa almayı istiyor Ankara gücü. Ankara'da oynanan ilk karşılaşmada taraflar sahadan golsüz beraberlikle ayrılmıştı. 0-0'lık bir sonuçla ayrılmıştı. Bu akşamki karşılaşmayı kazanan takımsa adını finale yazdıracak diyelim. Ankara gücü daha önce Ziraat Türkiye Kupası'nı iki defa müzesine götürdü. Bu sene tam 43 yıl sonra tekrar kupayı müzesine götürmek istiyor Ankara temsilcisi. Bu arada Ankara gücü Türk futbol tarihinde bir ilke de imza attı. 1980-81 sezonunda ilk kez Süper Lig'de oynamayan bir takım olarak Türkiye Kupası'nı kazanarak müzesine götürmüştü. Bu da önemli bir detay. Bu akşamki mücadele kapalı gişe oynanacak. Futbol severlerin yoğun bir ilgisinin olduğunu söyleyebiliriz. Alınan karar gereği MK Ankara gücü taraftarları bu maçta tribünlerdeki yerlerini alamayacak diyelim. Bizim buradan aktaracaklarımız bu şekildeydi. Detayları aktarmaya gün içerisinde devam edeceğiz tabii ki. Aspor ekranlarından ayrılmayın diyelim ve sözü tekrar Furkan Yıldız'a bırakalım. Çok teşekkür ediyoruz hem Engin Can Çelik hem Betül İsaoğlu, Beşiktaş ve Ankara gücü cephesinden son detayları bizlerle paylaştılar. Ben de tekrardan konuklarıma hoş geldiniz diyeyim ve maçı konuşmaya başlayalım. Havadan bahsetmiştik, zeminden bahsetmiştik. Tabii bu akşam şu notu da paylaşalım. Beşiktaşlı futbol severler, biletlerin tamamı tükenmiş durumda ve bugün kapalı gişe oynanacak Beşiktaş MK Ankara gücü mücadelesi. Konuk ekip Ankara gücü taraftarlarının il güvenlik kararı sonrasında bu maça gelmeyeceklerini aktaralım. Deplasman tribünündeki ayrılan biletlerin de yine Beşiktaşlı taraflar için satışa çıktığını belirtip bugün güzel bir atmosfer olmasını bekliyoruz. Öncelikle iki takımın son haftalardaki form durumu, hem Beşiktaş hem Ankara gücü bu maça sizce nasıl geldiler? Hangi tarafı form durumu açısından daha önde görüyorsunuz 0-0'ın rövanşında? İlk olarak bununla başladım. Sözü Taner'e vereyim o gün izninle. Tabii ki. Şöyle aslında sevgili Furkan, kimin daha çok ihtiyacı var kısmından bakarsak tabii ki Türkiye Kupası. Ankara gücünün de tarihinde bu kupayı kazanmışlığı var aynı zamanda. Beşiktaş'ın da ligde taraftarına sunamamış olduğu tabelayı aslında Türkiye Kupası'da sunma gibi bir zorunluluğu var. Yönetim de bu anlamda ihtiyacı çok net bir şekilde oyuncularına hissettiriyor. Son dönemlerde hem başkanın hem de teknik heyetin oyuncularla yaptığı temaslar, görüşmeler, Samet Aybaba'nın açıklamaları, Feyyaz Uçar'ın yine yaptığı açıklamalar Türkiye Kupası'na ne kadar çok önem verdiklerini bize tekrar tekrar gösteriyor. Bu yüzden de bu karşılaşmada Beşiktaş'ın motivasyonu taraftarın etkisiyle çok yüksek olacaktır. İlk maçta sınıfı geçer bir performans var mıydı dersen de ilk maçta ben Beşiktaş'tan böyle sınıfı geçer bir performans göremedim. Ama o karşılaşmayla bu karşılaşma arasında çok devasa farklar olacak. Beşiktaş o günden bugüne ligdeki tablosunda çok ciddi bir sorun yaşadığı için biraz daha böyle arkaya doğru gerileme, oyun olarak birazcık her ne kadar son maç kazanılsa bile tartışmalı bazı sonuçların alınmış çok olması. Çok güven veren bir oyun yok. Evet, yok olmadığı için de bu karşılaşmada kapalı gişe oynanacak olması, taraftarın şu an bulunduğumuz atmosferde yer alacak olması muhtemelen taraftarı da sahadaki oyuncuları da tetikleyecektir. O gün bu sezon iki maç hatırlıyorum. Ben lütfen yanlış hatırlıyorsam beni düzelt. Bir Galatasaray maçı, bir de Fenerbahçe maçında. Burada çok iyi atmosfer olduğunu görmüştük aslında. Uzun bir aradan sonra yine Tüpraş Stadyumu'nda bugün güzel bir atmosfer olmasını bekliyoruz. Bunun sence etkileri nasıl olur takıma? Aylar sonra Beşiktaş Stadyumu'nda kapalı gişe bir maç oynanacakken şunu da söyleyelim. Yani maç kimin adına çok önemli sorusunun cevabı da olabilir. Beşiktaş adına neden önemli? Derbilerden daha fazla talep olduğu söyleniyor bu maça. Doğru. Beşiktaş kulübü yetkilileri bunu söylüyor. Yani derbiden daha fazla talep gördük bu maçta diye. Çünkü Beşiktaş camiası uzun süredir zaten ligde ne yazık ki bu sezon taraftarı çok üzüldüğü için hedefini kupa olarak çizmişti ortaya. Yani çünkü Aralık ayında her ne kadar yeni yönetim gelmiş olsa da artık onlar için de çok gerçekçi değildi oradan şampiyonluk yarışını alıp bu takımı getirebilmek. Çünkü kadro zaten sorunlu bir kadroyken buradan hayalcilik olurdu
şampiyon olabilmesi. En doğru hedef Beşiktaş'ın yavaş yavaş adımlarını atarak Türkiye Kupası'na ulaşması ve ama aynı zamanda ligde bugünkü konumuna düşmemesiydi. Ligdeki gidişat beklentilerin de ötesinde daha kötü bir hal aldı. Yani Beşiktaş ilk dördü değil, ilk yani üçüncü sırayı hedeflerken şu an beşinci sıraya düştü. Doğru. Yani Alanya Spor'da oynayacak, Hatay Spor'da oynayacak ve Kasımpaşa'yla oynayacak. Üçü de çok zor maç. Ve orada neler çıkarabileceğini bilemiyoruz. Beşiktaş bugün bu sezon kestirilemiyor. Arada maç kazanıyor ama Beşiktaş adına şöyle bir kötü tablo var. Beşiktaş bu sezon hiç 3 maç üst üste kazanamadı. O kadar kötü bir sezon geçiyor. Durumu da biraz özetleyen bir istatistik aslında ya bak, sezon başından beri. 5 maç üst üste kaybedebilen bir Beşiktaş varken 3 maç üst üste kazanamayan bir Beşiktaş'ın olması zaten Beşiktaş'la ilgili tabloyu ortaya çıkarıyor. Biz burada Beşiktaş'ı hiçbir maçta favori göremiyoruz. Kendi sahası da dahil olmak üzere. Doğru. Ama kupanın atmosferi çok farklı. Beşiktaş çok daha fazla kupayı arzu eden konumdaydı uzun süredir. Ankara gücü için de tabii ki kupa çok ciddi bir hedef. Çünkü buradan Avrupa'ya bir yol açabiliyorsunuz kendinize. Ve Anadolu kulüpleri için bence en kestirme yollardan bir tanesi oluyor bu hedefe giderken. Ama Ankara gücünün sorunları uzun süredir farklıydı. Kümede kalma mücadelesi içerisindeydi. Beşiktaş'ın odak noktası aylardır burası. Ama bu odak noktası Türkiye Kupası iken ilk maçta üzerine düşeni yapabildi mi? Çünkü Samet Hoca, yöneticiler, başkan, herkes Türkiye Kupası hedefinden bahsederken ilk çıkılan Ankara gücü maçında sanki bu hedef hiç ortada yokmuşçasına bir oyun. Özellikle ilk yarı gerçekten çok beklentilerin altında bir oyun vardı. Oyuncu grubu vardı. Beşiktaş maçı hiç şut, isabetli şut çekemeden bitirdi. Evet. Ve iki takım adına da bence olumsuz bir maçtı. Neden? Daha önce ligde burada, çok kısa süre öncesinde burada bir lig maçı oynandı. Ankara gücü de kaybetmesine rağmen çok iyi bir maç çıkarmıştı. Doğru. Bu arada. Beşiktaş da hücum açısından olumlu bir maç çıkarmıştı. Ama Türkiye Kupası ilk maçı çok temkinliydi. Beşiktaş kendi sahasında oynamasının avantajını bu maçta elbette kullanmak isteyecekti. Burada 41 kişinin olması ve herkesin de, taraftarların da kupa hedefini, o bilinçli olması önemli Beşiktaş adına. Biraz da Ankara gücü cephesini konuşmak istiyorum aslında. Beşiktaş'ı tabii ki daha çok detaylandıracağız ama Ankara gücü açısından tabii ligdeki konumlar biraz farklı. 39 puanı var başkent ekibinin ve düşme hattının yalnızca 4 puan üstünde bulunuyor şu evet. anda. Daha önceki maçta hatırlıyorum, Ankara'daki maçta teknik direktör Emre Belözoğlu yapmış olduğu açıklamada böyle bir tehlike yaşayacağımızı zannetmiyorum ama tabii yine de durumumuz kritik demişti Emre Hoca. 4 puanlık bir fark var. Tabii ki kupa çok önemli ama ligde de hafta sonu Ankara gücünün çok kritik bir Hatay Spor mücadelesi var. Bu akşam Ankara gücü açısından peki burada nasıl bir oyun anlayışı bekliyorsunuz? 0-0'ın rövanşta biraz daha sence Taner temkinli başlar mı konuk ekip bugün? Şunu göreceğiz. Ankara gücü için en kötü senaryo maçın uzaması. Doğru. Çünkü mevcut kadrolarının elbette belli kaliteli oyuncuları var ama eksikleri var. Mortsan gibi örneğin çok önemli isimlerinin kaybını yaşadılar. Üstüne bir de uzayan bir maç senaryosu onlar için ekstra bir yorgunluk anlamına gelecek. O yüzden işi 90 dakikada bitirmeye çalışacaklar. Lehlerine ya da aleyhlerine bir şekilde arzuladıkları şey bu maçı 90 dakikada tamamlamak ve oyun olarak mutlaka Beşiktaş, evet Beşiktaş %100'üyle kupaya adapteyken ve muhtemelen fiziksel olarak da %100 bir şekilde bu kupaya adapte olacakken Ankara gücünün aklının %50'si de mutlaka ligdeki oynayacağı Hatayspor maçında olacak. O yüzden birçok oyuncu potansiyelinin %100'ünü sahaya yansıtmak yerine belki de bazı güçlerini saklamak zorunda kalacaklar. Mecburiyetlerden. Doğru. Kapasiteler çok sınırlı ve bu kapasiteleri hele bir de uzayan bir maç olursa o zaman onlar için hafta sonu oynanacak karşılaşma daha yorucu geçecektir. Ankara gücü biraz daha temkinli. Söylediğine katılıyorum. Beşiktaş ise daha baskılı bir oyunla maça başlayacaktır. Peki Emre Belözoğlu açısından şunu merak ediyorum. Sizce her ikinize de soracağım aslında ama önce o güne sözü vermek istiyorum. Ankara gücü Emre Belözoğlu birlikteliği senin zihninde hayal ettiğin sonucu ortaya çıkardı mı? Yani o tırnak içerisinde aşı tuttu mu sence iki taraf açısından? Yani tuttu diyemem. Çünkü tablo zaten ortada. Hani bunu tuttu demek için burada Ankara gücünün biraz daha fazla galibiyeti olması gerektiğini düşünüyorum. Doğru. Çok fazla beraberliği var. Ankara gücünün kadrosuna baktığımız zaman kötü bir kadro mu? Bence ligin ortalamasında bulunduğu tablonun biraz daha üzerinde olabilecek bir kadrosu vardı Ankara gücünün. Tam onun karşılığı olan sonuçlar alamadı. Ankara gücünün de sezon içerisinde yaşadığı birçok badire var bu arada. Kendilerinden sebep olan badireler de var. Yani hani böyle birilerinin yarattığı demiyoruz elbette buna.
Dolayısıyla onun da etkileri oldu ama Ankaragücü'nün kadrosuyla bulunduğu sıralamadaki puanı bence çok örtüşmüyor. Biraz daha üzerinde olması gerekiyordu. Bunu yapan takımlar var çünkü. Bence bu sezon başlarına gelenlerden biri Fatih Hoca'nın etkisiyle birlikte. Mesela Alanyaspor bunu çok iyi gösterdi. Kasımpaşa aynı şekilde kesinlikle bunu çok iyi gösterdi. Rize Spor uzun bir süre bunu gösterdi. Bir noktaya kadar getirdi onlar. Evet, Kayseri Spor aynı şekilde bence orada biraz toparlanmaya çalışıyordu. Sonra yine düşüşler oldu. Ama her şey kadroyla ilintili. Yani ben burada Ankaragücü'nün topladığı puanı, hatta bence kadro özür diliyorum, Sergen Hoca bile Antalyaspor'da göreve geldikten sonra belli bir noktaya kadar bence etkisini gördüğünü düşünüyorum. Ya o çıkışlar, düşüşler keskin oluyor. Mesela Alanyaspor'da hep çıkışta. Yani çok keskin düşüş yaşamadı. Bu arada ilk geldiği maçlarda Fatih Hoca sonuç alamamıştı. Ama sonra bir toparladı, çıktı. Ankaragücü, Emre Belözoğlu konusuna gelirsek buradan yola çıkarak bence aynı etkiyi yaratmadı. Bu saydığımız diğer hani benzer kadro kaliteleriyle karşılaştığında aynı etkiyi yaratmadığını düşünüyorum. Ama tek başına dediğim gibi saha içinin dışında da sorunlar yaşadıkları için, ki o sorunları yaşadıkları yerler de bu arada saha içiydi. Olayların yaşandığı konular. Bu camiayı da etkiler, teknik direktörü de etkiler, futbolcuları da etkiler. Yani hangi futbolcu, ki özellikle yabancı futbolcular açısından baktığınız zaman bu tabloların arasında yer almak ister, bunların içinde bulunmak ister. Ankaragücü'nü etkiledi. O bir reaksiyon bekleniyordu ama o reaksiyon tam manasıyla verilemedi. Yine de 3 hafta var. 9 puan varken ortada 4 puanla girmesi, Emre Hoca'nın da söylediği gibi ben çok sorun yaşayacağını düşünmüyorum. Ama kalan maçları da şöyle. Biri Hatay Spor bu hafta. Diğeri Pendik Spor. Pendik bu hafta kazandı. Ve son hafta Trabzonspor bu arada. Yani 3 maçı da yani birbirinden zorlu. Zorlu. Şunu konuşalım biraz da, yönetmenim Bora Füsunoğlu'ndan rica edeyim. Kadro demişken iki takımın da muhtemel 11'lerini ekrana getirelim. Biraz da iki ekibin nasıl takımlarla, nasıl 11'lerle sahaya çıkmasını bekliyoruz. Biraz da bunun üzerinden devam edelim. Beşiktaş'ta tabii kalede bu akşam yine Mert'in görev almasını bekliyoruz. Dörtlü savunmanın sağ tarafında Jonas Svensson, sol tarafında Emre Can Terzi. Stoper tandeminde kaptan Necip'le beraber Joe Worrall'ın başlamasını bekliyoruz. Önlerinde orta alanda El Musrati, bir kart cezası vardı. Ligdeki Çaykur Rizespor mücadelesinde forma giyememişti ama bugün tekrardan formasına kavuşmasını bekliyoruz. Önlerinde Musrati'nin önünde Muçi ve Getson Fernandez, hücumda sağ tarafta Raşit Gezal, sol tarafta Milot Raşit, en uçta ise Semih Kılıçsoy 11'iyle Beşiktaş'ın sahaya çıkmasını bekliyoruz. Hemen konuk ekibin de muhtemel 11'ini aktaralım. Kalede Bahadır, dörtlü savunmanın sağ tarafında Atakan, sol tarafında Kitsuyu, stoper tandeminde Radakovic'le beraber Mujakic, önlerinde reklamların ardından yeniden beraberiz. Dolmabahçe'de Tüpraş Stadyumu'ndaki yayınımıza devam ediyoruz. Taner Karaman ve Ogün Şahinoğlu ile beraberiz. Kadroları konuşmuştuk aslında reklamlara gitmeden önce. Şöyle tekrardan bir üzerinden geçmek gerekirse, kadrolarda özellikle sizin beklediğiniz bir değişiklik var mı? Beşiktaş'la başlayalım istersin. Taner, sana bırakayım sözü. Tabii ki. Ya birincisi, çok fazla opsiyonu yok hocanın. Şu bir gerçek. Kadronun derinliğiyle alakalı. Hocanın da elini kolunu bağlayan fazlaca etken var. Bu yüzden de ben kadroda büyük bir değişim beklemiyorum ki Beşiktaş'ın da ana hedefi şu anda kupa olduğuna göre de ligdeki olan kadrosu üstünden hatta belki de bir iki hamleyle bu kupaya çıkacak gibi gözüküyor hoca. O gün sence? Yani Beşiktaş'ın en büyük sıkıntılarından bir tanesi zaten bu sezon kadro derinliğinin olmamasıydı. Daha doğrusu şöyle de diyebiliriz ona. Kadro derinliği yaratması beklenen oyuncuların Beşiktaş'a bu sezon hiçbir katkı sağlayamaması ve tamamen kadronun dışında kalması oldu. Dolayısıyla sınırlı sayıda oyuncudan bir verim almaya çalışan Beşiktaş vardı. Bir hafta bir asist yapan, bir gol atan oyuncuya ya da iyi futbol sergileyen oyuncuya hemen umut bağlanıp ya ikinci, üçüncü, dördüncü haftada da maçında da bunu yapar mı beklentisine girildi ama hiçbir oyuncu bunu sağlayamadı. Yani Beşiktaş'ta çok nadir performanslar var böyle. Yani 3-4 hafta üst üste iyi oynayan bir tanesi Necip Uysal'dır mesela savunmada. 3-4 maç üst üste iyi oynamışlıkları vesaire vardır. Ama çok sınırlı sayıda. Özellikle hücum hattında çok ciddi problemler vardı. Bugün Beşiktaş'ın en golcü oyuncusu Semih Kılıçsoy. Aralık ayında oynamaya başlayan oyuncu. Aralık ayından sonra yaptı bu tabloyu. Bu tabloyu ortaya koydu. Ve bence Beşiktaş'ın tablosunu en iyi özetleyen konulardan biri de Beşiktaş'ın ikinci en çok gol atan oyuncusu Omar Koli. Doğru, 7 golü var. 7 golü var.
Evet. Cenk, Abubakar, yani Muleka, bunların hepsi Omar Colley'nin altında olan oyuncular ve geri kalan hücum hattındaki Raşit Sayı Gezal'ı da katabiliriz tabii ki buna. Çünkü süre bulan oyuncular oldu. Çok fazla özel işleri yapması gereken oyuncu var. Evet. Yani dolayısıyla Beşiktaş'ın kadrosu zaten sınırlı. Elde olanlardan bir imkan yaratılmaya çalışılıyor. Ve Beşiktaş'ın en ciddi problemi bu sezon istikrarsız. Yani bir maç iyiyse ya acaba diyorsun ikinci maç, üçüncü maç yapar mı? Beşiktaş bir vites yükseltebilir mi? Beşiktaş üçüncü vitesi bu sezon hiç geçemedi. Yani hiç 4-5 görmedik biz Beşiktaş'ı. 1-2-3 sonra tekrar 1. Peki sence bunun sebebi bireysel performanslar mı? Beşiktaş bu sezon takım olamadı. Bu 1. Beşiktaş takım olamadı. Yani ben futbolcularla konuştuğumda da aynı şeyleri söylüyorlar ve duyuyorum. Yani şudur. Diyorum ki yani geçtiğimiz sezonun aynı kadrosu. İki oyuncu yok. Roma Insights ve Nathan Redmond dışında tüm kadro burada. Öyle değil mi? Doğru. Ama sonuçlar çok tuhaf. Neden? Çünkü gelen oyuncularla birlikte biz bir takım olamadık yorumunda bulunuyorlar mesela. İki oyuncu bazen ikiden fazladır. En azından Sayce ve Redmond bunu gösterdi Beşiktaş'a. Redmond gibi bir hücum oyuncusu yok şu an Beşiktaş'ın. Topu merkezden alıp rakip ceza sahasına taşıyabilecek kadar aktif bir oyuncusu yok. Savunmada da Sayce gibi toparlayıcı, dengeleyici, arka tarafta boşlukları kapatan bir oyuncusu yok. Net bir stoperi yok aslında Beşiktaş'ın. Yok yani bu sezon Necip Uysal Beşiktaş'ın en net stoperi oldu. Doğru. Biz Necip Uysal'ın yanına yazıyoruz diğer isimleri. Yanındaki isimler bak, Omar Colley işte dahil olmak Necip üzere, değişmedi. Omar Colley de dahil olmak üzere biz bu sezon artık Necip Uysal'ın yanına yazıyoruz bir stoperi. Şunu düşünmek lazım ama sevgili Furkan, aynı zamanda yani kadroda birçok oyuncu devam ederken Beşiktaş'ın oyunu aynı çizgisinden devam edemiyorsa ve hakikaten de bence 3'te 1 belki de daha da aşağıya gitmiş olabilir gidiyorsa, burada oyuncunun dışında gelişen faktörlere de bakmak lazım. Yani oyuncu, şimdi Gezal'ın kötü bir oyuncu olduğunu söylemek mümkün mü? Asla değil. Şampiyonlukta pay sahibi olan isimlerden birisi. Gezal kötü bir oyuncu değil. Salih Uçan değil. Buna benzer Abubakar değil. Cenk Tosun değil. Cenk'in ve bu arada tüm kulvarlarda özür diliyorum. 11 golü olması lazım. Şimdi şunu düşünün. Elinizde bir yemek yapacaksınız. Malzemeler çok iyi. Ama ortaya lezzetli bir yemek çıkartamıyorsanız da burada malzemeye mi hata bulmak lazım sadece? Yoksa o malzemeden bir yemek çıkartmaya çalışanlardan mı? O yüzden biraz da o yan faktörler Beşiktaş'ta bu sene çok fazla vardı. Yapılan açıklamalar, yönetimdeki söylemler, onun dışında yaşanan sakatlıklar. Afrika bir diğer kupası. Taraftan. Yani Afrika Kupası, kadro dışı bırakılmalar, evet. Tırnak içerisinde çürümüş bu takım tarzında bence çok anlamsız bulduğum bazı kimi söylemler. Bunların hepsini alt alta yazdığımız zaman doğal olarak takımın da burada bir reaksiyon gösterme şansını azaltmış oluyorsunuz. Ve birçok oyuncu gemileri yakmış gibi oynuyor. Şimdi Gezal, Abubakar gibi oyuncular kadro dışı kalmalarından sonra döndükten sonra kaç maçta sınıfı geçer performans gösterebildiler? Belki bir, belki iki. Yani Abubakar'ın hiçbir maçını hatırlamıyorum. Evet, Gezal'ın yani bir ya da iki maçı olabilir. Şimdi sıfır yazabilirsin. Şimdi burada şunu düşünelim. Mesela hatırlıyor musunuz? Rıza Çalınbay da demişti. Kadro dışı kalmasalar bir şeyler yapabilirdik demişti. Öyle bir ifadesi var hocanın. Kararında kendi kararı olmadığını söylemişti. Misal, o dönemde. Şimdi teknik heyetin bilgisi ve kararı olmayan bir doğrultuda böyle bir kadro dışı kararı verecek kadar saha içlerine müdahale ederseniz o zaman saha içinde bir karışıklığa da sebebiyet vermiş olursunuz. Bu dışarıya yansıyana. Bu kararı verenler aynı zamanda kimi yerde işte çürümüş bu takım ifadeleri kullanabiliyorlar. Kimi yerde başka söylemler olabiliyor. Ve bunların hepsi doğal olarak sahada bir karşılık buluyor. Olumlu ya da olumsuz. Ve şu ana kadar gördüğümüz olumsuz yansımalar çok daha fazla. Beşiktaş'ın kadrosu kötü bir kadro değil. Ama ortaya lezzet çıkartılabiliyor mu bu kadrodan? Bence olmuyor. O gün peki sence, yani ben şöyle bir sezon başından bu yana düşündüğümde futbolcu grubu tabii ki de bu eleştirilerden nasibini alanlar var, almayanlar var ama Beşiktaş'ta işte yönetim değişti, sportif direktör değişti, futbol aklı değişti, devre arasında bu takıma transfer anlamında takviyeler yapıldı ama sonuç olarak geldiğimiz nokta itibariyle bugün Mayıs ayında Beşiktaş'ta hala hiçbir değişiklik olmadığını görüyoruz. Yani bunun sebebi sence nedir? Şimdi yani burada tek bir sebep saymak Beşiktaş adına doğru olmaz. Beşiktaş de bugünkü tablonun ortaya çıkmasında yani en azından 5-6 tane farklı sebepler sayabiliriz. İdare, ilk önce daha da geriye sayarsak kadro oluşumundaki sorunlar, kadro yapılanmasındaki problemler, daha sonrasında idare,
Daha sonrasında futbolcuların performansını bireysel olarak ayrı ayrı konuşabiliriz. Sakatlık konusu çok ciddi bir konu Beşiktaş'ta. Evet, evet. Ve 3 sezondur çözülemeyen bir konu. Kim gelirse gelsin değişmeyen ve bir tablo var Beşiktaş'ta ortaya. Hocalar değişiyor ama sakatlık tablosu değişmiyor. Ben her sezon başlangıcında Beşiktaş'ta 10 tane sakat oyuncu sayıyorum. O zaman başka sorun var. Mesela 1 ay oluyor. 1. ay Beşiktaş'ta. 1,5 ay Beşiktaş'ta kaç oyuncu sakat diyoruz? 10, 11, 12. Hep böyle tablolarla gidiyor. Evet. Herhangi bir takım, kim olursa olsun. Beşiktaş'ın bu sezon tam kadro olduğu bir maç hatırlıyor musun? Ben Fernando hatırlamıyorum. Fernando Santos zamanı hazırdı. Benim aklıma gelen herhangi bir Fernando ilk Santos'un düşündüğümde maç olduğu yok. Dönemde tam kadro ama şöyle bir tam kadro tabii. Şimdi Amir Hacı Ahmet Öviz sezonu kapattığı için tam kadro diyor. Doğru. Sezonu kapatan oyuncular var diye tam kadro deniliyordu ona. Oysa yani elinde kaybettiğin oyuncular da var. Tabii ki. Şimdi Beşiktaş'ta her sezon başlangıcında 1-1,5 ay sonra siz 10, 11, 12 tane sakatlığı olan oyuncu konuşuyorsanız burada bir kadrodaki oyuncuların fiziksel kalitesinde ciddi bir sıkıntı var oluşumunda bu kadro yapılırken. Bir, bu sakatlıklarla ilgili çalışmalarda aynı şekilde olabilir. İki, önleyici sağlık uygulanmıyordur. Bunlar da olabilir. Yani bu sağlıkla alakalı diğer konularda yani birçok faktör var. Ama sonuç itibariyle ben hepsini bir kenara bırakıyorum. Bunları konuşmuyorum. Yani bir tek bir şey konuşmak istiyorum belki. O da Beşiktaş'ta sakatlık var mı? Her sezon başında sorunu, sakatlık sorunu var mı? Var. Var. Bitti. Geri kalanı ben değil. Bu yaşanan tablodaki sorunu görecek olan, çözecek olan da yönetimlerdir. Şimdiki yönetim değişti. Belki bu konuda da farklı atılımlar olabilir. Olması da gerekiyor çünkü. Ben her sezon Beşiktaş'ta aynı tabloyu duymaktan sıkıldım. Ve bu dünya üzerinde hangi kulüp olursa olsun, isterse Real Madrid olsun, isterse City Liverpool olsun, 12, 13, 14 tane oyuncu sakatlığıyla baş etmek hiçbir kulüp için kolay mümkün değil. Kolay değil. Kesinlikle. Beşiktaş sürekli bu cenderenin içerisinde bulunuyor. Bunu yeni sezona başlarken ortadan kaldırması gerekiyor, azaltması gerekiyor en azından. Ve ikincisi, oyuncu transferi yapılırken fizik kaliteye önem vereceksiniz artık. Beşiktaş'ın kadrosunda fiziksel kalitesi düşük olan çok sayıda oyuncu var. Geçmişte sakatlık problemleri had safhaya ulaşmış çok sayıda oyuncu var. Ve bunlardan bu arada hani dili yanmış bir kulüp. Hani ilk kez karşılaşıyor değil yani. Zaten dili yandı ve üzerine bile bile bunlar oldu tekrardan. Masuaku bu sezon 6. sakatlığını yaşadı. Örneğin. Evet. Amartey 4 ya da 5 sakatlık yaşadı. Bu arada herhangi bir futbolcu hedef göstermek gibi bir niyetimiz yok. Sadece Bayer. Olayın konunun daha iyi anlaşılması Masuaku için. Masuaku sağlıklı evet. olduğunda, hazır bulunduğunda Beşiktaş adına çok iyi bir sol bek ve çok kıymetli bir oyuncu. Kesinlikle. Ama Beşiktaş adına sezonda 20 maç çıkaracak oyuncular değil. 40 maç çıkarabilecek oyuncular. Afrika Kupası'nda sadece evet. oynamadığı tek maç var. 21 günde 7 maça çıktı mücadelesi. Afrika Kupası'nda. Döndü evet. Beşiktaş'ta oynamadı. Tekrar Doğru. sakatlığı vardı. Tek başına Masuaku üzerine bir konu değil bu. Masuaku, Amartey, Rebic, Abubakar, Gezal birçok oyuncu var böyle kadroda. Bu oyuncuların kesişim noktası nedir? Afrika Kupası'nda evet. oynamaları. Doğru. Yani bu adamlar milli takımına gittiği zaman Gezal yoktu. Bir fiil oynayabiliyorsa ve senin takımına geldiğinde sakatlık yaşıyorlarsa o zaman kendi metotlarını sorgulayacaksın. Peki ben tam burada şöyle bir soru sormuş olayım her ikinize de. Çünkü bilgi ve birikiminiz benden çok daha fazla. Estağfurullah. Burada acaba Beşiktaş'ın özellikle Süper Lig'de hedefsiz kalmasının da bir etkisi olabilir mi? Bu kadar çok ekstra sakatlığın yaşanmasında. Beşiktaş hedefsiz mi gerçekten ama? İşte Türkiye Kupası devam ediyor özelinde. Bir taraftan. Tabii ki. Ben Beşiktaş'ın profesyonel anlamda baktığımız zaman önleyici sakatlık, az önce o gün de bahsetti. Önleyici yaralanma üstüne çalışmalarını yeterli seviyede yapmadığını düşünüyorum. Aynı şey kıtayı geçtiğimiz zaman Fenerbahçe'de de var. Şimdi aynı ligde oynayan 3 takımı karşılaştıralım. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş. Burada Beşiktaş'la Fenerbahçe Avrupa rekorları kıracak seviyede sakatlık yaşarken aynı ligde mücadele eden bir diğer takım Galatasaray bu denli sakatlık yaşamıyorsa da o zaman iki takımın metodolojisiyle seninki ya da işte Galatasaray'ınki farklı. Bir yerde bir hata yapıyorsunuz ya da bir yerde Amerika'yı yeniden keşfetmeye çalışıyorsunuz. Burada bir sıkıntısı var. TFF 1. Lig ve Süper Lig'de sezonda yaklaşık 3000 sakatlık yaşanıyor. Ve Türkiye Ligi şu anda Avrupa'nın İtalya sonrasında en fazla sakatlık yaşanan ligi durumda bulunuyor. Biz bir kere bu anlamda mimliyiz. Biz tedavi etmede çok iyi bir noktadayız. Onu söyleyeyim. Yani Türkiye tedavide dünyanın en iyilerinden bir tanesi. Ancak sportif tedavide bu kadar iyi olan bir ülkenin sportif sakatlığı önleme konusunda bu kadar birçok takımımızın adım atmıyor olması da benim için soru işaretidir. Peki bu konuya önem vermediğimiz mi gösteriyor? Önem vermediğimiz için. Sakatlanırsa çözeriz.
Hem bu hem o, de... O bakış açısı daha çok. Yani bizde hala şu var. Yani taraftar yıldız istiyor. Taraftar kariyerli oyuncu istiyor. Ya geçmişin kariyerine yatırım yapmayı bir an artık bırakmamız gerekiyor. Çünkü ben Beşiktaş'ın son 10 yılında çok oyuncu sayarım. Çok kariyerliydi. İnanılmaz oyunculardı kariyer itibariyle. Geldiklerinde hiçbir katkı veremeyen kaç tane oyuncu sayarız, öyle değil mi? Kesinlikle. Ve bundan muhtemelen bu sezon daha iyi sayabiliriz belki. Dileğin çok yanmış kulüplerin başında Beşiktaş geliyordu. Tabii, tabii. Hiç verim alamadı, gönderdi birçoğunu çünkü. Dolayısıyla fiziksel kalitelerinin artık da sonuna yaklaşan oyuncular, kendini salan oyuncuları, yani yıldız diye buralara getirmemek gerekiyor artık. Bu her kulüp içine geçerli olması gerekir. Yaşı ilerlemiş olabilir, bu başka bir şey. Fiziksel kalitesi hala yerindedir. Ben 35 yaşındaki bir oyuncuya, 36-37 yaşındaki bir oyuncuya karşı değilim. Fiziksel kalitesini koruyorsa, hala çalışmasına önem veriyorsa, kendi fit bir şekilde bu sahada yer alabiliyorsa tabii ki gelsin. Mertens örneği var. Tam onu diyecektim. Mertens Galatasaray'dan örnek, Atiba Beşiktaş adına çok ciddi doğru, bir örnek. Ya Atiba burada 40 yaşında bıraktı futbolu ve 38 yaşındayken, Atiba 39 yaşındayken 2 sezon üst üste kariyerinin en skorer doğru sezonlarını yaşadı ki bu oyuncu hücum oyuncusu değildi. Biraz olsun Atiba Hutchinson'ın kariyerine bakan oyuncu, Atiba Hutchinson'ın neler yapmış olduğuna bakan oyuncu, Beşiktaş forması giyenler açısından söylüyorum. Ya ben de onun gibi olmalıyım diyebilmeli. 40 yaşına kadar Beşiktaş forması taşıdı mı? Taşıdı. Son sezonu dışında bütün sezonlarda da üst düzey futbol oynadı. Yani 38 ve 39 yaşlarından bahsediyorum. Bakın Atiba'nın kariyer rekorlarını kırdığı sezonlar, o yani 10 gol üzeri katkı verdiği sezonlar ve beklenmedik bir oyuncu, öyle değil mi? Nasıl bunu sağladı? Her gün kendini koruyarak, o fiziğine önem vererek. Şimdi buraya alıyorsunuz 27-28 yaşında oyuncu geliyor bazen ama futbolu kafada bitirmiş. Ve yani hantallaşmış, zaten kilo fazlası belli oluyor vesaire, çalışma temposu çok düşük. Yaşla alakalı bir şey söylemiyorum. Fiziksel kalitesi yüksek oyuncular getirmek zorundasınız, yoksa aynı sorunları tekrar yaşarsınız. İsim alırsınız, gelir buraya. 5 tane 6 tane böyle yıldız bilinmiş oyuncu alırsınız, gelir buraya. 5. hafta biri sakatlanır, 7. hafta biri sakatlanır. Sonra bir bakarsınız ki hiçbirinden faydalanamıyoruz bazı haftalarda. Ondan sonra yine aynı tavırlarla karşılaşırsınız. Bizim acilen fizik kaliteye önem vermemiz gerekiyor. İsme, cisme değil. Şimdi şunu konuşmak istiyorum. Çünkü benim Çaykur Rizespor maçı sonrasında çok beğendiğim bir açıklama olmuştu. Salih Uçan aslında Beşiktaş'ta bence bu sezon yapmış olduğu tüm açıklamalarda Beşiktaş'taki durumu her zaman çok net bir şekilde özetleyen isimlerden birisi oldu. Yaptığı açıklamalarda realist olmaya çalışan bir oyuncu olduğunu düşünüyorum ben Salih'in ve Çaykur Rizespor maçından sonra da şöyle bir benzetmesi oldu aslında, betimlemesi oldu. Bataklıkta açan çiçek, yani Beşiktaş olarak bu sezon Türkiye Kupası'nı kazanmak zorundayız. Bu tam olarak aslında bu sezonu belki de özetleyen güzel, bir betimleme oldu. Çok güzeldi bence de. Yani bu kadar olumsuzluğun içinde Beşiktaş'ın hala bir Türkiye Kupası şampiyonluğu ihtimali de bence evet, camia için büyük bir şans olarak düşünüyorum. Kesinlikle. Ve Beşiktaş burada bu şansı iyi değerlendirmesini tabii ki Beşiktaş arzuluyor. Ve Beşiktaş'ın bence en büyük şansı da Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kupadan sürpriz bir şekilde veda etmesiydi. Beşiktaş'ın evet, kupa yolu o kadar net bir şekilde açıldı ki Beşiktaş için. Artık bu fırsatı da değerlendirememesi tabii ki de taraftar nezdinde çok eleştirilecektir. O yüzden bu eleştiriye de maruz kalmak istemiyor. Çünkü şunu kabul edelim. Bu saatten sonra gelecek bir kupa başarısızlığı da eğer eklenirse sportif anlamda, yönetim biraz yeni seçilmiş bir yönetim olmasına rağmen eleştirilecektir. Ve bunun da farkında olan yönetim kupaya ayrıca önem veriyor. Kupanın yolu bu kadar açıkken kupaya eğer erişemezse Beşiktaş, tabii ki yine de kolay değil. Trabzonspor gibi bir camia da hala da kupanın içerisinde. Ancak bu takımın kupada oynayacağı oyunla taraftarını mutlu etme gibi bir zorunluluğu da var. Futbolcuların da... Taraftara bunu borçlu bence. Kesinlikle borçlu. Ve bugün işte 41 bin taraftarın buraya gelmesi bekleniyorsa, ki sezonun geri kalan bölümünde de bu taraftarlar kötü oyuna rağmen birçok karşılaşmayı kapalı gişe oynadılar. Ve böyle bir taraftar kitlesi eğer sizin hala da arkanızda bulunuyorsa, onlara bir şey borçlusunuz. Bunun da en büyük borcu şu anda kupa gibi gözüküyor. O gün sen ne dersin? Şöyle pas atayım sana da. Beşiktaş eğer... Tabii ihtimaller üzerinden bunu konuşuyoruz ama kupanın neden bu kadar önemli olduğunu anlamak açısından da kupayı kazanırsa eğer siyah beyazlar Avrupa kupalarına katılım noktasında evet, Avrupa Ligi'ne playoff turundan dahil olacak ve şu anlama geliyor. 20-22 Ağustos tarihlerinde sezonu açma Avrupa anlamında
ihtimali var Beşiktaş'ın. Bu herkesi teşvik eder. Yani futbolcuyu da etmeli, yönetimi de ayrıca eder. Çünkü Temmuz ayının başında kimse sezon açmak istemez. Yani futbolcunun hele hiç istememesi lazım. Doğru. Çünkü her sezon sonrasında, yani böyle sezonların ardından erken açtıkları sezonlarda şu şikayetleri çok duyuyoruz futbolculardan. Bu sezon tatil yapamadık, dinlenemedik. Doğru. Dolayısıyla bir hafta 10 günlük belki de iznin sonunda tekrar toparlanmanız bir gerekiyor ki. Bir de o gün Avrupa Şampiyonası var. Evet. Yani Beşiktaş'tan şampiyona kadrosunda olan oyuncular hiç dinlenememiş olacaklar. Tabii ki. Dolayısıyla playoff, yani playoff'tan başlayabilmek Beşiktaş adına çok ciddi avantaj sağlar. Çünkü şu anda tablosu iyi değil ligde. Beşinci sırada koruyabilecek mi, koruyamayacak mı? Çünkü takip eden birden fazla kulüp var ve bunların iki tanesiyle karşılaşacak hali hazırda. Biri Alanyaspor, diğeri son hafta Kasımpaşa. Arada da Hatayspor var. Kümede kalma mücadelesi veriyor. Yani 5. sırayı kaybetmeyi zaten asla düşünmemesi gerekiyor Beşiktaş'ın. Çok kötü bir senaryo ortaya çıkabilir. Böyle bir tehlikesi var ama yine de son hafta işte alınan sonuçlarla birlikte biraz rakiplerinin bazıları arayı açmış oldu. Evet. Rize Spor'u mağlup etti. Evet, hemen ardındaydı. Alanyaspor gerçekten aynı şekilde puan kaybı yaşadı. Dolayısıyla Beşiktaş'ın burada Türkiye Kupası'nı kazanıp bir de aynı zamanda playoff'un dışında Süper Kupa yolunu açması gerekiyor. Sezonu moralde girme şansı. Süper Kupa yolunu açarsanız ve onu da elde edebilirseniz size çok ciddi bir motivasyon kaynağı olur. Çünkü artık ligin şampiyonu Galatasaray gibi görünüyor. Türkiye Kupası'nı kazanan takım da ligin şampiyonuyla karşılaşacak ve tabii ki bunun farklı aleyhine olan senaryosu da var. Kaybettiğiniz zaman olumsuz bir tablo da olabilir sizin tabii adınıza, ama Beşiktaş bu olumsuzluğu kabullenebilecek bir ortamda en azından şu an. O finali de görmek Beşiktaş adına kazanmak ki yeni sezona yeni oyuncu grubuyla çıkıyorsunuz. Ciddi motivasyon sağlar. Hem Avrupa kupalarındaki sezonu geç açma, hem bir kupayla sezonu bitirmek ve ikinci bir kupanın yolunu açmak zaten futbolcuları motive etmeli. Çünkü taraftar zaten motive buna. Tek odak noktası bu. Burada söz konusu olan sahanın içerisinde bulunan 11 kişi. Taner, bence önemli olan bir diğer konu da Beşiktaş yönetimi, Beşiktaş'ta profesyoneller yeni sezonda kadroda çok köklü bir değişikliğe gitmenin doğru planları hazırlığı içerisinde. Yeni bir yapılanma yapacak olan yönetim için de sanki sezonu olabildiğince geç açmak da önemli bir etken olabilir. Mutlaka. Şans olabilir daha kesinlikle doğrusu. Kesinlikle öyle. O yüzden de bu şansı elde etmek için mücadele verecekler, ama her ne yaparsanız yapın bu kadrodaki dönüşümü hangi teknik adamla yapacaksınız? Önce bunu belirlemeniz gerekiyor. Hı. Teknik adam belli değilken bugün işte hepimiz de biliyoruz ki Beşiktaş bazı oyuncularla görüşmeler yapıyor. Evet. Temaslar sürüyor. Ve bu temaslar hangi teknik direktörün oyununa göre yapılıyor? Hangi teknik direktörün oyun anlayışı üstünden siz bir transfer planlaması yapıyorsunuz? O da belli değil şu anda. Bu da başlı başına başka bir problem. Çünkü Beşiktaş'ta bugün konuşulan isimlere baktığımız zaman birçok farklı profil teknik direktör gündemde. Temas kuruluyor, görüşülüyor. İşte vaktiyle Nuri Şahin gibi örnek veriyorum. Şimdi bu isimler ve bugün gündeme gelen isimlerden kime göre, neye göre bugün transfer temasları kuruluyor? Şimdi bu bazı çalışmalardan örnek alınmadığı anlamına da geliyor. Ya da geçmişten bazı durumlardan çok da örnek alınmamış gibi gözüküyor. Beşiktaş bir kere iyi bir açılış yapmak istiyorsa önümüzdeki sezona, erken açmak, geç açmak. Dezavantajları var, avantajları var. Ama her şeyin başı bu kadroyu hangi tekniklere göre planlayacaksınız ve ona göre bir transfer harekatı yapmanız gerekiyor. Sezonu erken açmanın doğal olarak sezonun özellikle Nisan'ına, Mayıs'ına gelindiği dönemler, hatta Mart ayına gelindiğinde ciddi bükülmeleri, yorulmaları, oyuncularda sakatlanma, zaten ciddi anlamda sakatlanma problemimiz var. Bunlar üst üste ekleniyor ama buna ek olarak da geç açmanın da vereceği, az önce o gün de bahsetti, oyuncuların bir dinlenme fırsatına da ihtiyacı var. Bir yenilenme tazelenme, ihtiyaçları da tabii ki buna da ihtiyaçları var. Sen ne dersin? Yani yani yönetim için bir yani, zaman kadro yaratmış olabilir mi bu kavram? Beşiktaş'ta kadro değişecek, değişime uğrayacak. Evet, uğraması gerekiyor ama hep şu aklımın bir köşesinde duruyor. 18 yabancının kontratı var. Yani şöyle gözümün önünden gelip geçiyorlar. Nasıl gönderecekleri sorusu benim ilk gündemim oluyor. Nasıl alacaklardan ziyade. Ya oyuncu alırsınız, bulursunuz. Binlerce oyuncu var. Yani belki arzu ettiğiniz ilk sıradaki hedefinize ulaşamazsınız. 2'ye bakarsınız. 3 olur, 4 olur. Yani bir 5 kişilik liste oluşturuyorsunuz. Bir tanesini alıyorsunuz onların içerisinden. Alabilirsiniz. Ama nasıl gönderilecekler konusu çok sıkıntılı. Çünkü Beşiktaş'ın kadrosunun içerisinde bu sezon transfer teklifi gelebilecek oyuncu sayısı kaç desem bir dersiniz. Yani
Yani iki çıkmaz herhalde kimsenin ağzından değil mi? Çok zor. Bir Semih Kılıçsoy. Yani ikiyi bulmak için hani sonradan gelen oyuncular alır mı? Alabilir belki. Muçi ve Musrati için bunu konuşabiliriz. Biraz Avrupa pazarı olan bir oyuncu, evet. Musrati bu arada. Ama yani bir de bunun dışında Chamberlain var, Rebic var, Abubakar var. Doğru. Masuaku var, Amartey var. Yani Amartey kadar var. Satmanın da gerekeceği bir sezon ki, başlangıcı olacak. Yabancı oyuncu transfer yapacağız. Pekala lazım zaten bu takıma. En az 4 tane. Evet güzel. O zaman 10 tane oyuncu gitmesi gerekiyor. Ve bana nasıl gideceğinin cevabını bulmak kalıyor. Yani bu takımı da takip eden biri olarak düşünüyorum. Evet, bazı oyuncuların kontratları cüzi miktarlar. Yani mesela onların içerisinde altyapıdan çıkan Badra Sisse de var, 18 kişinin arasında vesaire. Bazıları cüzi rakamlar olabilir. Ama 3,5 milyon euroluk kontrat var. 2,5 milyon euroluk kontratlar var. 2 milyon euroluk kontratlar var. Beşiktaş dolayısıyla bu oyuncuları da pazarlamasını bugünden yapması gerekiyor. Yani pazarlanabilecek durumda değil bu arada. Yönetime hak veririm. Bu saydığımız oyuncuların birçoğu pazarlanabilecek durumda değil ama bu işin içerisine çıkmak için bu göreve talip oldular. Peki kimlerden vazgeçeceksin? İşte o kısım da belli. Kimler kalmalı noktasında? Evet. Beşiktaş'ın kadrosunda şu an mesela 18 yabancıdan 8 tane tutacaksınız değil mi? Evet. 3'ünü sayabilir misiniz şu anda kalması gereken yabancı futbolcular arasında? Muçi, Musrati zaten yeni transferler. Evet. Bunları ayırıyorum bir kenara, iki oyuncu olarak. Onlar kalacak tabii. Onlar kalacak. Vorul zaten kiralık oyuncu, kalmayacak, gidecek. Doğru. Rose Onana geri döndüğünde gönderilecek oyuncular aynı şekilde. Gezal'ın kontratı sona erecek. Gezal kalmayacak bu takımda. Kalabilecek oyuncu diye yani Musrati, Raşissa, Muçi. Ben bu oyuncu 3 oyuncu sayarım. Hadi bir de Gerson var. Gerson Beşiktaş adına bir yatırım. Gerson'un da Beşiktaş performansını nezdinde söylüyorum onu. Biraz kredisini çok azalttı. Bu sezon gerçekten kredisini çok azalttı. Ben de çok eleştiriyorum. Çünkü şu sebeple eleştiriyorum. Şimdi Amartey'i belli bir yere kadar eleştiririm ben oyununu. Neden? Ya bellidir standardı değil mi? Doğru. O standarda göre ben oyuncuyu eleştiririm. Ama Gerson'u Gerson'un standardına göre eleştiririm. Amartey'in oyununa göre eleştirmem mesela. Yani Gerson'dan beklenti bugün oynadığı oyun değil. Geçtiğimiz sezon oynayabildiği oyun. Daha cesur oynaması bu sahanın içerisinde. Aldım verdim işte 20-30 metre topu taşıdım ve yanımdaki oyuncuya bıraktım oyunu değil. Biraz daha bu oyunu öne taşıyıp 3. bölgede bir şeyler katabilmesi lazım. Veyahut merkezden bu oyunu yönlendirebilmesi lazım. Ben Gerson'un sık sık şu ceza sahası yayında kale karşısındayken şut çekmek yerine dönüp kenarlara pas attıklarına şahit oldum. Bu belirsizlik tablosu ama. Yani oyuncunun... Bir belirsizlik. Evet yani şimdi oyuncu, bu seviyedeki oyuncular... Son bir dakikamız bu arada. Bir plan doğrultusunda oyun oynuyor ve ceza sahasının çevresine geldiği zaman o günün bahsettiği pasları atmayı tercih ediyorsa ne oynadığı ya da ne oynayacağı konusundaki belirsizlik de buna etkiliyor. Yani çünkü bu adamlar halı sahada oynamıyor. Bir spontane de bir oyun oynamıyor Beşiktaş. Bir mantık çerçevesinde bir oyun oynuyor ve ceza sahasının çevresine geldiği zaman kaleye vurmak yerine sürekli bir pas denemesi yapıyorsa aslında ne yapacağı konusunun ona daha öncesinden aktarılmamasının da bir etkisi var. Bu belirsizlik sonucu. Evet. Ama şurada takılı kalıyorum. Hayır, Şenol Hoca, yani Şenol Hoca'dan önce de aynı bu şekilde takımdaydı. Şenol Hoca, sonra Rıza Hoca, hadi arada Burak Yılmaz'ın dönemi vardı. Fernando Santos, yani kimse farklı bir şey söylemedi geç sonra. Evet, bir araya gideceğiz. Özet hazırmış. Başkent'teki ilk maçı hatırlayalım değerli izleyenler. Ankaragücü Beşiktaş yarı final ilk ayağındaki mücadeleyi biz sizlere hatırlatalım. Aranın ardından sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Reklamların ardından yeniden beraberiz. Aspor ekranlarında Beşiktaş MK Ankaragücü mücadelesini konuşuyoruz. Konuklarımız Ogün Şahinoğlu ve Taner Karaman. Son 15-16 dakikamız bu arada, onu da belirteyim. Şunu merak ediyorum, Ankaragücü cephesini tekrardan konuşmak gerekirse, yarı finalden önceki turda, çeyrek finalde Ankaragücü'nün Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti. Onlar adına çok görkemli bir karşılaşma vardı. Özellikle oyun ve skor anlamında beklentilerin çok üstünde bir sonuç olmuştu futbol severler açısından da. Ben biraz yoruma girecek belki ama Ankaragücü'nün sanki oyun anlayışının da Taner, deplasman oyununa biraz daha uygun olduğunu düşünüyorum. Bugün belki 0-0'ın revanşında bu anlamda onlar açısından Dolmabahçe'de
biraz farklı bir sonuçta görebilir miyiz olumlu anlamda? Elbette, yani görme şansımız var. Birincisi, Ankara Gücü hem deplasman oyununa çok müsait hem de kupa statülerine çok müsait bir oyun oynuyor. Emre Belezoğlu'nun da bu statülerde çok iyi işler yaptığını söyleyebiliriz. Geçen sene finalde kaybetmişti, evet. Fenerbahçe'ye, yani Başakşehir'le beraber. Hocanın eleme maçlarında iyi bir performansı var. Benzer oyunları mesela Emre Belezoğlu'da görüyoruz, Okan Buruk'ta görüyoruz. Bazı teknik adamlar eleme maçlarını iyi geçirirler. Bu bir gerçektir. Şenol Güneş de keza aynı şekildedir. Doğru. Ve burada da yine Ankara Gücü'nün şunu söyleyebiliriz. Ben Ankara Gücü'nün böyle kötü bir kadroya sahip olduğunu düşünmüyorum. Ancak badireler atlatmış bir camia. Sezon içerisinde hiçbir camianın yaşamak istemeyeceği senaryolar yaşadılar. Ve bunlar birçok oyuncunun da doğal olarak aklını karıştırabilecek, takımın dengelerini bozabilecek senaryolar. Ve bu kamuoyunun da birçok kez takımın üstüne gelmesine sebebiyet verdi ve haklı bir gelişti bu arada. Yani bu yaşananlar sadece Türk futboluna, Türkiye'de değil, dünyada da konuşulan konular ve bu da takımda belli başlı oyun kalitesinde ya da oyuncuların kendilerini sahaya vermesi konusunda da etkilenmesine sebep oldu. O yüzden Ankara Gücü'nü ben ikiye bölüyorum. Bu çok konuşulan olaylar öncesi ve sonrası diye. Ancak şu anda gelinen noktada da şimdi Beşiktaş ne kadar kupaya yakınsa Ankara Gücü de o kadar kesinlikle yakın. Öyle. O yüzden de Ankara Gücü de Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın olmadığı ve şu anda onlar adına da iyi bir kupa yolunun gözüktüğü bir senaryoda da ellerinden geleni yapıyor olacaklar. Yayının ilk bölümünde bahsettim. Beşiktaş'ın en büyük artısı lige odaklanmaktan ziyade direkt olarak kupaya odaklanmak zorunda olmaları. Ancak Ankara Gücü'nün ligde de bir hedefi olduğu için, ligde kalma hedefi. O yüzden onların fiziksel anlamda lige de kendilerini bir miktar ayırmak zorunlulukları var. Ve ek olarak da maçı uzatmadan da tamamlamak gibi bir niyetleri olacaktır. O gün sen ne dersin? Yani şöyle baktığımızda biz tabii muhtemel 11 üzerinden değerlendiriyoruz ama özellikle bence çok önemli iki kanat oyuncusu var Ankara Gücü'nün. Evet, belki Morussan çok talihsiz bir sakatlık yaşadı ama Hacı Yovannis de bence çok önemli bir kanat oyuncusu. Ligimizin önemli isimlerinden birisi. Ben Fenerbahçe'ye attığı golü hatırlıyorum. Neredeyse sahanın tamamını kat etmiş ve sonrasında çok şık bir vuruşla topu ağlara göndermişti. Yani deplasman oyununa sanki biraz daha uygun bir kadro yapısı var gibi başkent yani ekibinin. Yani çizgideki oyuncularını hücumda iyi kullanabilir. Geçişte iyi kullanabilir. Burada bir de Alisov da var bu arada. Evet. Ne kadar bu sezon attığı gol sayısı biraz az kaldı. Beklentilerin altında kaldı ama her an size ceza kesebilecek bir oyuncu ceza sahası içerisinde. Morussan'ın olmayışı Ankara Gücü adına ciddi bir kayıp. Çünkü evet, kadrosu bugün ligde bulunduğu konumun biraz daha üzerinde olması gerektiğine inanıyorum. Ama Morussan gibi böyle belli başlı oyuncuları kaybetmek de bu kadar dar kadrolar için çok ciddi sıkıntı doğurabiliyor. Yine de bir tarafta Basagok, bir tarafta Anastas Söz derken bir de merkezde Efkan'ı düşünelim. Efkan da dış şut faktörü olan bir oyuncu yani. Evet. Her an böyle bir dış şutta kaleyi karşısına aldığında size ceza kesebilecek oyuncu. Aynı şekilde Tolga Ciğerci bu arada. Tolga Ciğerci'nin sadece fizik kalitesi biraz gerilediği için tamamen maçların 90 dakikasını çıkaramayacak duruma geldi. Ama oyunların ilk 45 dakikasında takımına ciddi fayda sağlayabiliyor. Merkezden oyunu yönlendirebiliyor. Buradaki maçta da gördük bunu. Kupa maçında da gördük. Bunları sağlayabiliyor. Pedrinho oraya hareketlilik katıyor. Ben mesela Ankara Gücü'nün savunmasındaki oyuncuların bu arada bireysel performanslarının bazen mesela Mujakić beğenirim. Mujakić çok iyi maçlar çıkarmış. Bu sezon Radakovic de, Mujakić de zaman zaman çok iyi maçlar çıkarmıştır. Kisiu çok iyi bir bek. Ligde kendini kabul ettirmiş beklerden. Birden fazla kulüpte forma giydi. Her kulüpte de Kisiu'nun adını biz hep ilk 11'de gördük. Her zaman orada sorun yaratabilecek bir bek hücum çıkışlarında. Yani Beşiktaş adına önemli olan bence bugün merkezi iyi tutmak. Merkezi iyi tutarken tabii ki geçişlerde de bekle stoperin uyum içerisinde olması. Yani bek ve stoper Beşiktaş'ta bugün uyumsuzluğa düşerse şayet Ankara Gücü'nün her iki kanadındaki oyuncu da çok sık Beşiktaş ceza sahasının yakın çevresinde arkadaşlarına pozisyon hazırlayabilir, pozisyonlara girebilir. Stoper bugün bir tarafta Necip Uysal'ı bekliyoruz. Yanında Svensson'u bekliyoruz. Diğer tarafta Emrecan Terzi, Vorul gibi duruyor. Belki orada bir değişiklik olabilir. Çünkü Masuaku'nun sakatlığı vardı bu arada. Doğru. Gesson'un da aynı şekilde sakatlığı tek vardı. Tabii. Vorul, Koli, Gesson ve Masuaku. Evet, yani olursa orada olur. Ama şu an beklentiler üzerinden konuştuk. Emrecan Vorul. Evet. Mı Emrecan Necip mi daha uyumlu olabilir? Bence Necip Uysal'ı sol stoper'e
oynatacak olma ihtimali bana daha yüksek geliyor. Bir nebze olsun orada Emrecan'ın savunma boşluğunu kapatabilecek daha hızlı bir oyuncu Vural'a göre. Doğru. En azından Svensson burada Emrecan kadar geride boşluk bırakabilecek bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Dediğim gibi Beşiktaş adına kritik olan merkezi hücuma çıkarken merkezi iyi domine edebilmek, savunmada ise bek ve stoper arasındaki uyumu sağlayabilmek. Şimdi Beşiktaş'ı aslında her konuştuğumuzda konu tabii ister istemez teknik direktör gündemine geliyor o gün. Evet. Taner de aslında bir önceki bölümün son anlarında biraz değinme şansımız olmuştu. Kadro konusunda yapılan hamleler hangi futbol aklına göre yapılıyor konusunu konuşmuştuk. Nedir teknik direktör konusu şu an Beşiktaş'ta? Gündemdeki isimler işte Sergen Yalçın, Şenol Güneş, Nuri Şahin, yabancı adaylar var. Hangi olasılığı daha fazla görüyorsun? Nedir son durum? Yani kupa maçından sonra bir yönetim kurulu toplantısı olacak. Ve bu yönetim kurulu toplantısında Sayın Başkan Hasan Arat herkesin fikrini tekrar dinleyecek. Çünkü daha önce yapılan toplantının üzerinden epey bir zaman geçmiş oldu. Yani Beşiktaş'ta 10 gün, 1 hafta uzun bir süredir artık bu tarz gündemlerde. Ve o gündemlerin içerisinde hem camianın beklentileri oldu, hem görüşmeler oldu ve bu görüşmeler neticesinde verilen briefingler oldu yönetim kuruluna. Bu görüşmeleri yapan kişiler bunları yönetim kurulundaki diğer kişilere aktaracak. Mesela Nuri Şahin uzun süreli bir sunum yaptı. Başkan Hasan Arat ve yönetim kurulu üyesi Kaan Şakul kendisiyle görüştüğünde uzun süreli bir sunum yaptı. Bu sunumda neler yapıldığını yönetim kurulundaki arkadaşlarına aktaracaktır. Ve sonrasında herkesin fikri dinlenecek. Yönetim içerisinde şunu biliyorum ki yerli olması gerekiyorsa Sergen Yalçın olsun diyen isimler var. Şundan sebep Nuri Şahin'in henüz bir şampiyon yarışına girmediğini düşünüyorlar bu isimler. Daha önce evet Antalyaspor'da olumlu tablolarda ortaya koyduğu noktalar var. Futbolu bakış açısını ben çok kıymetli buluyorum. Daha önce anlattım. Beşiktaş'ın almadığı bir sistemi Antalyaspor'a gidip sunduklarında Nuri Şahin almıştı. Mesela Almanya'dan gelen bir sistemde kabul etmişti. Kıymetli buluyorum, değerli buluyorum. Ama Beşiktaş'ta 2025'te bir seçim var. Hani uzun vadeli Beşiktaş bu planlamayı yapabilir mi? Yoksa seçime göre mi yapacak planlamasını yönetimde? Sergen Yalçın sonuç itibariyle daha önce sorumlu yapı almış ve sorumlu yapının içerisinden bir şampiyonu çıkarmış teknik adam. Evet. Ki Şenol Hoca da benzer bir şey ortaya koymuştu. Hani bu tarz yapılarda daha önce başarılı olmuş bir isimle yola devam etmeyi düşünen isimler var. Aynı şekilde Nuri Şahin olsun diyen bazı kişiler var. Daha yakın hisseden kişiler var. Bunların da düşüncesi Nuri Şahin'in yeni jenerasyonu sadece yeni jenerasyonu yaşla sınırlandırmış olmamak. Yani gerçekten oyuna bakış açısı da oyuna kattığı değeri de yeni jenerasyon adı altında kıymetli buluyor. Çünkü destekleyici bazı argümanlar var kendisiyle ilgili. Bugün şöyle oluyor çünkü yaş 35-40 teknik adamla başlıyor yeni jenerasyon. Hayır, jenerasyonu yakalaması adına ben yeni jenerasyonun gerçekten ortaya bir şey koyması, yeni bir şey koymasını beklerim. Yoksa yaşı 40 olur, yaşı çok genç ama eski metotlarla bu sahada yer alan bir teknik adama da ben mesela yeni jenerasyon teknik adam diyemem, öyle değil mi? Nuri Şahin farklı şeyler bize sundu ama dediğim gibi bir sezon önce Antalyaspor'la geçirdiği sezonda büyük maçlar hep hafızalarda kaldı. Oradaki iyi futbollar. Yalnız 41'e 40 gibi bir durumda kümede kalmıştı Antalyaspor. Böyle tereddütler var. Herkesin farklı bir düşüncesi var kısaca. Şenol Hoca ile ilgili şunu söyleyeyim. Şenol Güneş şu ana kadar aranmadı. Bir görüşme yapılmadı. Bazı düşünceler şu yönde. Bu takım kurulurken sonuçta bu sezonun başlangıcında Şenol Hoca vardı. Doğru. Bu takımın üzerinde. Yani hala etkileri bu takımda var yani Şenol Hoca gibi düşünülüyor. Bir de bunların dışında yabancı olmasını dileyenler, isteyenler var. Neden? O bu arada Fernando Santos gibi bir yabancı değil bu. Peki, yabancı ihtimal çok gerçekçi şöyle, mi sence? İşin mali kısmını, maliyet konusunu düşündüğümüzde işte Hansi Flick mesela gündeme gelenlerden birisiydi ama maaş beklentisini sen 7 milyon euro civarı. O seviyedeki teknik direktörlerin hemen hemen tamamının beklentisi aslında aynı Taner. Yani mümkün burada yabancı Conte teknik öyle direktör daha önce Beşiktaş'ın getirmek istediği profildeki bir yabancı teknik direktörün sanki beklentisi şu anda çok gerçekçi gelmiyor bana. Bilmiyorum ne diyeceksin. Çok kısa bir şey süresiyle bir pas atayım. Tabii. Bu kez yabancı teknik adam isteyenlerin de düşüncesi 45-55 yaş aralığında yani o tarz hani biraz orta artık deneyim sahibi olan ne çok genç az deneyim sahibi ne de artık hani biraz çağ dışı kalmış gerilemiş ya da kariyeri düşmüş
bir teknik adam istemiyorlar. 45-55 yaş arası enerjisi hala yerinde olan bir yabancı teknik adam arzu ediyorlar. Bunu isteyenler yönetim kurulu üyeleri. Tabii bu yani 3 farklı yönetim kurulu üyesinin, çünkü yönetim kurullarında 13-14 kişi var, değil mi? Herkesin farklı düşüncesi var. Ya şöyle bir mantık var sevgili Furkan. Şimdi sevgili o günün de bahsettiği çizgi üstünden gidiyorum. Yönetim kurulu üyeleri eğer ki mevcutta görev yapması istenen teknik direktörün yaş aralığını verecek boyutlarda olayın futbol organizasyonuna karışıyorlarsa orada bir offside var bir kere. Yani problem başta oradan geliyor. 45-55 olsun. Ya 60 yaşında Beşiktaş'ın ilacını bulduysa birileri. Böyle kısıtlamamak gerekiyor. Şimdi bu çok doğal bir istek değil. Şimdi baktığımız zaman dünyada hala daha çok iyi seviyelerde Beşiktaş'a ilaç olabilecek teknik adamlar var. Ve bu çıtayı siz eğer 45-55 olsun, şöyle olsun, böyle olsun deyip de filtrelemeye başladığınız zaman o zaman işte senaryolar dediğin rakamlara tekabül edebiliyor. Ve eğer ki seçilmiş yöneticiler atanmış yöneticinin yapması gerekenleri yapmaya başlarsa o zaman sonuç başarısızlık oluyor. Ve Beşiktaş'ta böyle bir kısır döngünün de oluşmaması lazım. Evet, şu bu arada bu durumdan şikayetçi olan çok fazla Beşiktaş'ta profesyonel var. Yani sürekli bir Sergen Yalçın, Şenol Güneş kısır döngüsü içerisine girmek istemeyen çok fazla yönetim kurulu üyesi de var. Dediğin nokta mutlaka vardır. Doğru. O yüzden de Samet Aybaba ise eğer futbolun patronu, ki futbolun patronu olduğunu ifade eden bir isimden bahsediyoruz. O zaman futbolun patronu diyecek ki bu takımın transfer politikası budur. Potansiyel transferleri bu çizgide olacaktır. Bu takım böyle oynayacaktır. Ve teknik adamımız da böyle oynatan bir teknik adam olacaktır. Yaşında önemi şudur budur deyip seçimini yapması lazım. Çünkü futbolun patronu bunu yapar. Ben kendi adıma yapmış olduğum görüşmelerde hep altı çizilen bir nokta var. Beşiktaş'ın Mayıs 2025'te bir seçimi var. Çok kritik de bir seçim. Bu anlamda yaklaşık 12 aylık bir süreç ve yönetim kurulu içerisinde Beşiktaş'a bu 12 aylık süreçte sonuç verebilecek isimlerin yerli isimler olma ihtimalini daha yüksek gören yönetim kurulu üyeleri var. Aslında bir anlamda bu konuda fikir ayrılığı var yönetim kurulu içerisinde. Yani Sayın Başkan Almanya'dan döndü. Almanya'dan ne gibi sonuçlarla döndüğünü şu anda kimse bilmiyor. O gün de bahsettiği gibi bu maçtan sonra Beşiktaş'ta kritik bir aslında süreç başlayacak. Yani yönetim içerisinde de bir fikir ayrılığı şu aşamada var. O zaman şöyle bakacağız olaya sevgili Furkan. Bir kere futbolun doğruları bir. Ve siz Beşiktaş'ın doğruları, Beşiktaş'ın başarısı için mi mücadele vereceksiniz? Yoksa yönetim süreciniz içerisindeki bir başarıyı mı tarayacaksınız? Şimdi şöyle bakmak lazım. Şimdi başarı futbolda bir şeyi inşa ederek ortaya çıkar. Bir şeyi inşa etmeden başarı gelmiyor. Doğru. Ve Beşiktaş'ta bugün birçok yerde sorundan bahsediyorsak inşa edilmesi gereken birçok nokta var. Eğer siz birçok sorunu halı altına bir süperelim de bir seneyi başarılı olalım, bir sene sonra bakarız duruma diyorsanız bu kendinizi düşünmeniz oluyor. Beşiktaş'ın geleceğini ve Beşiktaş'ı düşünüyorsanız, yani 2026, 2027 biz olsak da olmasak da 2028'i diyerek bir planlama yapacaksanız o zaman hiç bir seneye, iki seneye bakmadan bugünden başlayıp Beşiktaş'ın sorunlarını tek tek çözüp eğer o sorunların çözümü bir buçuk sene alacaksa, bir buçuk sene sonra herkes sihirli bir değnek arıyor. Herkes sihirli değnek arıyor. Böyle hızlı bir şekilde dokunsun bize başarıyı getirsin. Böyle bir sihirli değnek yok. Böyle sihirli değneği olduğunu vaat edenler evet kısa vadede bir başarı getirebiliyorlar ama o kısa vadede gelen başarı gibi gözüken şeyler arkada çok ciddi sorunlar da oluşturabiliyorlar. Bir temel oluşturmadan bina dikiliyor ve sonrasında bakıyorsun başarılı bir senaryo ama temel yok. İlk sallantıda ne yazık ki yıkılıyor. Özür diliyorum. O gün son 4 dakikamız. Evet. Nasıl toparlamak lazım şu anda? Teknik direktör konusunda bir bilinmezlik var gibi. Vakit kaybına tahammül olmayan bir cami artık Beşiktaş. Çünkü çok vakit kaybetti geçen sezondan bu sezona. Zaten o vakit kayıplarının ceremesini çekti sezon içerisinde. Çünkü ilk transferini 1,5 ay sonra yapan bir takımdan bahsediyoruz ki yaz kampında ihtiyacı olan bir takım ilk transferini 1,5 ay sonra yapmazdı. Böyle bir senaryonun ardından sıkıştırılmış bir sezon transfer sezonu geçirdi ve ceremeleri de çekildi. Şenol Hoca hatta Almanya kampında da söylemişti. Yani buraya en azından iki transferi beklerim demişti. Hatırlarsın işte kimse gelmemişti. Doğru. Yeni bir oyuncularla çalışmak, yeni bir takım oluştururken oyuncuları da adapte edebilmek adına. Şimdi bu sezon Beşiktaş'ın daha da fazla sorunu var. Geçen sezon Beşiktaş lig bittiği gün ligin en iyi futbol oynayan takımı diyorduk.
birçoğuna göre böyleydi. Çünkü çok uzun süre en son mağlubiyetini Şubat ayında almış bir Beşiktaş vardı. İyi futbol vardı hakikaten ortada ve 24 maçlık bir seri yaptı o takım. Yenilmezlik serisi yaptı. Ve dolayısıyla Beşiktaş'ın bu sezonki sorunları geçtiğimiz sezona göre kat be kat attı. Ve bir gün iki gün bile çok kıymetli Beşiktaş adına. Sezonun 3 hafta sonra bitiyor. 3 hafta sonra bittiğinde Beşiktaş'ın teknik direktörünün artık belli olması lazım. Haziran ayında hala biz Beşiktaş'a o mu gelecek bu mu gelecek tartışmalarına girmemiz gerekiyor. Haziran'ın 1'i Beşiktaş'ın teknik adamın belli olması gerekiyor. Ve yapılacak transferler de birinden itibaren bu teknik adamla birlikte oturulup konuşularak masaya yatırılıp kaleme dökülmeli, icraata geçmeli. Çünkü neden? Şimdi Taner bahsetti. Evet, Beşiktaş teknik adamlarla görüşmeler yapıyor. Hepsi birbirinden farklı profiller. Hepsi birbirinden farklı profiller varken ortada evet belki de ortak noktada bazı yani 3 tane teknik adamla görüşün. Üçünün de itiraz etmeyeceği oyuncu bulmuş olabilirsiniz. Bu ayrı kaçırmamak istiyorsunuzdur. Yönetim transferlerine de ben tamamen karşı değilim bu arada. Mesela tamamen teknik adam transferi, tamamen yönetim bence transferi. Hiç teknik adam transferi olmaması ben lazım. Bunlara karşıyım. Evet, yani. Yani teknik adam size bir yol çizecek, bir profil verecek, mevki belirleyecek. Buna göre hareket edeceksiniz. Tartışmaya kapalı bir isimse herhalde yeni gelecek olan teknik direktöründe itirazı olmaz. Mesela Atletico Madrid'den Hermoso bugün konuşuluyor. Hermoso bugün Beşiktaş adına son mesela. Son bir dakikamız bu arada. Alınabilirsek çok kıymetli. Önemli, kıymetli bir oyuncu olurdu. Çünkü gerçekten hala Atletico Madrid'de oynayan, piyasası olan ve performansı da olan bir oyuncudan evet, bahsediyoruz. Doğru. Ya buna gelen ya da gelmeyen fark etmez. Görüşen hiçbir teknik adam itiraz etmez düşüncesindeler. Ama Beşiktaş bir transfer yapmayacak. Beşiktaş ondan fazla transfer yapacak belki de. Dolayısıyla ilk yapacağınız transfer sizin acına teknik adam transferi olması gerekiyor ki evet. O gelecek olan 10 taneyi belirleyebilirsiniz. Yolunuzu çizebilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum Taner Karaman. O gün şahane oldu. Çok keyifli bir sohbet oldu. Değerli izleyenler biz şimdilik noktalıyoruz. Fakat Spor'da yayınlarımız devam edecek. Birazdan Melike Çelik konukları Kartal Yiğit ve Ahmet Akçan'la beraber karşınızda olacaklar diyelim. Yeniden görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.